Dokunulmazlık tartışmaları sürerken bizler de mikrofonumuzu yurttaşa uzattık. Neler söylüyorlar, neler düşünüyorlar? Haberimizi izleyelim. Dokunulmazlıklar ülkenin gündeminde. Neler söylersiniz? Vallahi bizim ne söyleyeceğimiz gerçi sonucu etkilemiyor ama kimin ne yaptığı yanındaki ar kalıyor. Kalmaması lazım. Herkes cezasını çekmesi lazım. İsme bakılmaksızın, taraf tutulmaksızın herkesin yaptığıyla yanındaki ar kalmaması lazım. Yani dokunulmazlıkların derhal kaldırılması lazım. Bugün HDP partisini ya da HDP'ye oy veren insanları asimile edip korkuyla ya da ne bileyim türlü iftiralarla içeriye alıp daha sonrasında aynı şekilde devam etmelerdir. Şimdi HDP'nin milletvekili ya da herhangi başka bir partinin milletvekili olsa bile yani yine benim kendi şahsen tepkim bu şekilde olurdu. Bugün eğer yolsuzluk ya da herhangi bir partiye yaranmak için ya da suç örgütlerine yardım eden insanlar eğer gündeme çıkartılmak isteniyorsa Sivas'ta 37 tane insanı yakan insanlar şu anda iktidarın partisinde milletvekili. Yani dokunulmazlık halk onları getirmiş oraya, onları oradan halk alır. Yani bence kalkmasın. Bence kalkmasın çünkü halkın iradesidir. 6 milyon halkın iradesidir. Kalkmamasını istiyorum. Tüm dokunulmazlıkların kalkmasını isterim. Yani sadece 3-5 kişinin değil, hepsinin dokunulmazlığı kalkması gerekiyor. Ama neden peki? Ya vatandaş yargılanıyorsa milletvekili de yargılanması gerekiyor. Ama kürsü dokunulmazlığı hariç tabii. Kürsü dokunulmazlığı adam milletvekili mesleğini yapacaktır. Yargılansın. Eğer bir suçu işlediyse, bir suçu varsa yargılansın istiyorum yani. Bu millete saygısı olmayanın dokunulmazlığı kalkmalı. Gereken yapıldı bence. Çok doğru bir şeydi. Peki bütün dokunulmazlıklar mı kalkacak sence? Yoksa? Ya gerekene göre değişebilir tabii. Kimin dokunulmazlığı kalkması gerekiyorsa o kalksın. Selahattin Demirtaş'ın taraftarı da değilim. Oy da vermedim. Fakat en çok sevdiğim sözü herkes benim dokunulmazlığımı kaldırsın diyor. Herkesin dokunulmazlığını kaldırsınlar. 550 milletvekili döksün eteklerindeki taşları. Bu vatandaşın arkasında dursun. Güçlü olan güçsüz eziyor. Aslında dokunulmazlık herkesin dokunulmazlığı kalsın. Yani herkes burada suçlu. Güçlü olan gücünü kullanıyor. Aslında Türkiye özgür bir ülke de değil. Ben genel olarak hepsi için geçerli buluyorum. Yani hepsi dokunulmazlığı kalksın. Ya tamamen bu fezleke dedikleri ya HDP'leri, HDP'li milletvekillerini alaşağı etmek, onları da yapmak. Burada CHP de yani ben de bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nun da yaptığını doğru bulmuyorum onlara destek vererek. Çünkü bir de anayasaya aykırı olan yani hem öyle deyip hep de destek vermesi de ayrı bir muamma.